Ünlü yönetmen Türkan Derya imzalı Çok Uzak Fazla Yakın filmin galasında yıldız yağmuru yaşandı. Eski eşine destek vermek için galaya giden Ozan Güven şıklığıyla dikkat çekerken ünlü komedyen Cem Yılmaz hem hayranlarına bir müjde verdi hem de Ebru Şahlı olayıyla ilgili esprili bir açıklama yaptı. Hayat boyunca unutamayacağı bir gece. Ünlü yönetmen Türkan Derya imzalı Çok Uzak Fazla Yakın filminin galasında yıldız yağmuru. Aşkın herhalde gördüğümüz bir hikaye aslında. Cem Yılmaz'dan hayranlarına büyük sürpriz. Seyirciye küçük bir hediye. Ünlü oyuncu Murat Eken yeni filminin çekimleri sırasında giydiği hangi kostüm nedeniyle zor durumda kaldı? Çok konuşulmasına gerek yok. Tadında konuşulsun yeter. Kiralık aşkın kur işi Onur Büyüktopçu neden isyan etti? Gitmek isteyen gider hayatımdan. İstanbul Yeditepe, Kara Melek ve Gönül İşleri gibi üzerinden yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen dizilerin yönetmenliğini yapan Türkan Derya'nın yeni filmi Çok Uzak Fazla Yakın'ın galası yıldız yağmuruna sahne oldu. Türkan Derya için geldim. Çok sevdiğim, çok beğendiğim, çok özel bir yönetmendir kendisi. Sıkı bırakma olur mu? Sen de benim sırrımı kimseye söylemezsen ben de seninkini söylerim. Hayat şarkısının hülyası Burcu Biricik ve yüksek sosyetenin canı Özgür Çoban'ın başrollerini paylaştığı film iki üniversite öğrencisinin inişli çıkışlı büyük aşkını anlatıyor. Evlen benimle. Ne yapayım? Evlen benimle. Ben seni çok sevdim. Türkan Derya'yı ilk uzun metrajlı filminin galasında eski eşi, oğlu Ali'nin babası Ozan Güven ve yakın dostu Cem Yılmaz da yalnız bırakmadı. Yıllardır hayalini kurduğu bir şey gerçekleşti. O yüzden de hepimiz oğlu, ben ve arkadaşlar olarak. Umarım güzel bir film olur. İstediği şeyleri yapmıştır. Ama Türkan'ı tabii çok yıllar evvelsinden beri, ta ikinci bahardan beri televizyondan insanlar takip ediyorlardır. Çok kıymetli bir drama yönetmeni. O nedenle çok güzel bir film olacağına eminim. Seyircisi bol olsun inşallah. Ozan Güven jilet gibi takım elbisesi içinde çok şık görünse de herkesin gözü Cem Yılmaz'ın ilginç ayakkabılarındaydı. Dost başa, düşman ayağa bakar derler ama bizim bu dikkatimizin nedeni Cem Yılmaz'ın Geleceğe Dönüş filminde kendi kendine bağcıkları bağlanan o ilginç ayakkabıya benzer bir ayakkabı giymiş olması. Beyazlı, kırmızılı, çıkık tabanlı ayakkabı hem çok şık hem çok ilginç bir tasarım. Annesinin filmini babası Ozan Güven'le izlemeye gelen Ali çok heyecanlıydı. Cem Yılmaz'dan da iş teklifi aldı. Anne yönetmen, baba da oyuncu. Sen de sanatın içindesin abi. Ya evet, bazen setlere gittiğim oluyor yani öyle. Cem Yılmaz filminde oynar mı? Tenezzül ederse oynar tabii, neden olmasın? Bizim her zaman şeyimiz, düşüncemiz işi aşkla yapmak. Ali Ateş de tabii konunun çok uzağında değil. Galaya herkes çocuğuyla gelmişti. Bir tek Kemal eksikti. Bakın Cem Yılmaz neden getirmemiş oğlunu. Şeyi, smokini yıkamadan taş yıkamaya verdik. Gelecek inşallah. Ve beklenen bombayı patlattı Cem Yılmaz. Dora'nın devamını Ozan'la beraber çalışıyoruz şu sıralarda. Yani 2017'nin ilkbaharında çekmeye başlayacağız inşallah. Gora'nın devam filmi için kolları sıvayan Cem Yılmaz araya bir proje daha sıkıştıracakmış. Ama Ocak'ta bir kısa film yapabiliriz önce, bir seyirciye küçük bir hediye. Hatırlatma Ocak'ta. Bir kısa bir film yapacağız Arok'ta olduğu gibi. Çok güzel bir film inşallah. Ebru Şallı konusuyla ilgili de esprili bir yanıt verdi. Sevgili kardeşim, biz de gazetelerden takip ediyoruz. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Doğum yaptıktan sonra pek ortalarda görünmeyen Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultanı Selma Ergeç, siyah fırfırlı eteği, uzun çizmeleri ve şapkasıyla Fransız ladyleri gibiydi. Dışarıya çıktınız mı bugün? Fırtına var. Yoksa planım bu değildi ama havayı görünce böyle oldu. Çiçeği burnunda damat Murat Eken, eşi Gizem Önen'le katıldı galaya. Bu cuma vizyona girecek olan yeni filmi müthiş bir filmde bir sahne için giydiği etek şimdiden dillere dolanmıştı. Dillere düşecek seninle, dillere biz düşecek. O
eteği çok konuşulacak falan diye bir şey gördüm. Çok konuşulmasına gerek yok. Tadında konuşulsun yeter. Yani fazla bir şey yok zaten. Kiralık Aşk'ın kurişi Onur Büyüktopçu dizi setinden çıkmış, koşar adım galaya gelmiş. O kadar yorgundu ki farkında olmadan sürprizleri ağzından kaçırdı. Müjde ile Seçkin geldi zaten. Onlar da bir taze kan oldu Kiralık Aşk'a. İyi de oldu. Yine Kolej'in bayağı Neriman'la şeyleri var. Güzel sahneler olacak, sürprizler de var. Biraz canı da sıkkındı ünlü oyuncunun. Diziyle birlikte şöhret basamaklarını çıkmaya başlayınca çevresindekilerin kendisine olan bakışları değişmiş. Ben asla değişmedim. Hiç öyle bir adam değilim. Yani hala eski dostlarımla görüşüyorum, hala aynıyım da onların bakış açısı biraz değişti. Ben de serbest bırakıyorum. Yani zaten gitmek isteyen gider hayatımdan. O çok mühim değil de. Ama insanların bu şekilde algılaması biraz bence kıskanç. Gala'ya yeni dizilerinde birlikte rol alan Bennu Yıldırımlar ve usta oyuncu Cihat Tamer birlikte katıldı. Genellikle drama oynayan Bennu Yıldırımlar, komedi dizisinde dahi en dramatik karakteri oynuyormuş. Bu grubun içinde biraz daha drama olan benim. Evet. Uygun görüldüm, öyle oldu. Gecenin yıldızı şüphesiz filmin başrol oyuncusu Burcu Biricik'ti. Üst kısmı dantel işlemeli kırmızı tuvaleti içinde göz kamaştırıcıydı. Filmin hikayesini başrol oyuncularından öğrenelim. Aşkın her halini gördüğümüz bir hikaye aslında. Yani sadece odak noktası sevilen ve aldatılan bir kızdan öte aşkın her halini dolu dolu yaşayan bir kız. Biz aslında şu an çok duygusal. Kararlıyım ben. Haftaya gidiyorum, biletimi aldım. Ben resmi annem gibi, babam gibi sevdim. Filmin yönetmeni Türkan Terya konuşurken gözleri dolacak kadar heyecanlıydı. Hepimizin hayat boyunca unutamayacağı bir gece. Bir hayaldi. Gerçekleşeceğine inanmıyorduk. Çekim yaparken gala olacak mı? Böyle bir ortama sahip olacak mıyız? Seyirciyle buluşabilecek mi diye çok hayal kurduk üçümüz kumsalda, otelde. Türkan Terya'nın en büyük hayalimdi dediği çok uzak, fazla yakın yarın vizyonda. Beni sakın bırakma, olur mu? Sen de benim sırrımı kimseye söylemezsen, ben de senin kimseye söylemem. O yüzden mi gitmek istiyorsun buralarda?